kadar çok Türk dizisi var ki yenilerini kaçırmamak neredeyse imkansız. Bu dizi hayranları arasında uzun süredir popüler olan ancak bir şekilde gözümüzden kaçmış olabilir. Proje 2022 yılında yayınlanmaya başladı ve artık izleyiciler ikinci sezondaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu bir gündüz dizisi ve daha önce küresel izleyiciler arasında popüler değildi ama her şey değişti. Bir ara izleyiciler Mira ve Reyhan'ın hikayesini anlatan Hercai dizisi büyük ses getirmişti. Seyirci onu yakından takip etti. Ancak sonlara doğru proje çok uzadı. Nefret ve kan davası üzerine inşa edilen aşk izleyicilerin kalplerine bir yanıt bulmaya başardı. Bu nedenle Kan Çiçekleri yaratıcıları setlerinin başarısına güvenerek olay örgüsünü Romeo ve Juliet'in aynı hikayesine dayandırdığı zaman kadar eski olan ana karakterler Dino ve Baran benzer bir durumun rehinesi olurlar. Bu arada ana karakter de düşmanların kızıyla evlenmeye karar verdi. Ancak Miran intikam için bunu yapmak isterse Kan Çiçekler'deki adamın kafasına daha barışçıl bir tavır oluşur. Görünüşe göre düğün ailelerin o kadar birleştirebilecek ki düşmanlarını unutacaklar. Elbette bu o kadar kolay olmayacak. Sonuçta bu bir Türk dizisi. Ancak hikaye tipik olmasına rağmen oldukça ilginç bir şekilde gelişiyor. Önce tarihi projelerde sadece kamera hücresi rollerine yer alan Barış Baktaş canlandırıyor. Onun için Kan Çiçekler ana rolü üstlendiği ilk tam teşekküllü dizi oldu. Oyuncu henüz 26 yaşında ancak çekimler sırasında iyi performans gösterirse büyük televizyon kanalları yapımcıları tarafından fark edilme ihtimali var ve bir sonraki işin onun için altın bilet olacağını garantidir. Yılan rolüne izleyiciler güzeller güzel Yağmur Yüksel'i gördü. Bir Türk kadını için çok sıra dışı bir görünümü var ve bu onu sevindirmekten başka bir işe yaramıyor. Yağmur Yüksel, Kan Çiçekleri dizisinin çekimlerini tamamladıktan sonra değerli ve beğenilen bir projeyle karşılaşırsa Afra Saraşoğlu ile rahatlıkla rekabet edebilecek. Üstelik benzer bir görünüme bile sahipler. Kendisi sadece 21 yaşında ve aldığı eğitim nedeniyle oyuncu değil, sağlık görevlisi. Yani bu dizi onun ilk projesiydi ama belli ki son projesi değildi. Ve gerekli eğitime sahip olmadığı göz önüne alındığında kız bir patlama ile başa çıkıyor. Yağmur ve Barış'ın farklı oyun stillerinin sahip oldukları inkar edilmez elbette. Her iki gencin de çok yetenekli ve çalışkan olduğunu ancak ilerleyen zaman gözlerimizin önünde görebileceğini güvenle söyleyebiliriz. Üstelik Barış Baktaş'ın mutlu bir evliliği olmasına rağmen Kan Çiçekleri'nin ana karakterleri arasındaki aşka inanabilirler.